onca talan, hukuksuzluk, onca ölüm, katliamlar. Herkesin, bu bir sivil bir hareket çünkü. Herkesin katılması gereken bir hareket. Herkes kendi siyasi, ideolojik çalışmalarını kendi alanında sürdürebilir. Ancak bu ülkede bu kadar olumsuzluk yaşanırken, bunca katliamlar, bunca saldırılar olurken, bunca zulüm varken biz artık bir takım siyasi kaygılara düşmeden her zaman belli noktalarda bir adım gelmemiz gerekiyor. Bu bir acil durum diye düşünüyorum. Yani AKP rejimi gericilikten besleniyor. Son günlerde bir fıtrattır gidiyor. Yani dini argümanları öne çıkararak hala halkın onayını almaya çalışıyor. Ve bu kadar olumsuzluk varken halkın bir bölümü, %50'si bu insanı alkışlıyor. Arkadaşlar, parlamentoyu görüyoruz. AKP'nin, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın sanki alana gibi bir şey olmuş. O karar alıyor, parlamento onu onaylıyor. İşte iş güvenlik yasasıyla şiddet yasaları çıkıyor. Artık yani bir araya gelip en acil biçimde örgütlenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin söylediğinize dair birkaç şey eklemek istiyorum. Dün İzmir'de AGB Çiğli ilçe başkanlığı seçimi vardı. Binali Yıldırım'ın şöyle bir açıklaması var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızı tek adam yapacağız. Başkanlık sistemiyle beraber tek adam yapacağız. İşte başkanlık sistemini getireceğiz diye. Aslında bu konsept zaten yıllardır vardı ama 2013 Haziran Derinişi bunu engelledi. Biraz geciktirdi. 2013'ten sonra, Haziran Derinişi'nden sonra AKP için bir takım şeyler çok rahat gitmiyor artık. Onlar da bunun farkında. Çünkü biraz önce dediğim gibi öz itibariyle sürekli bir seçim endeksli bir siyaset yapıyordu. Vurgun üzerinden bir alan açıyordu kendine sürekli arkasına muhafazakar, Müslüman kesimi yedekliyordu. Sürekli işte sözleri hatırlarsınız, evde zor tutuyoruz elbirleri. Çok ilginç aslında. En son Amerika'yı Müslümanlar keşfetti dedikten sonra herkes bunun üzerine bir atladı. Çünkü gündemi de belirliyor ama çok ilginç. Bundan iki gün sonra Ankara'da 50 tane İmam Hatip Lisesi'nin açılışında şöyle bir konuşma yaptı. Zaten bunlar bizim ecdadımızın karadan gemi yürüttüğüne de inanmazlardı. Aslında bunu bilinçli yapıyor. Şimdi nasıl örgütleneceğimiz noktası aslında çok açık. Onlar artık Türkiye halklarının, Türkiye'de yaşayan insanların demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını anladılar, gördüler. Bu yüzden de kendilerine dair bir güvenlik konsepti yaratıyorlar şimdi. Demokrasiden bahsederlerken güvenlik bakanlığı oluşturuyorlar. 300 bine yakın polis oldu ve daha da anlayışıyorlar. Yetmedi, en son işte açıklamasını var. Esnaf gerektiğinde polistir, alperendir diye açıklamaları var. Yani artık şunu unutmamız lazım. 2013'te otoriter AKP rejimi için özgürlüğümüz, geleceğimiz, doğamız için sokağa çıktığımız AKP aynı AKP değil. O gün otoriter olan AKP bugün totaliter bir rejim. Yani faşizm. Ve faşizm, benden daha iyi bileceğiniz gibi burada abilerim var, ablalarım var. Faşizm sandıkta yenilmiyor, sokakta yenilmiyor. Bu adamlar mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmiş durumda. Bizim de bunların karşısında mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmek zorunluluğumuz var. Buna dair bu meclis bunun ana damarlarından biridir. Nasıl örgütleneceğiz kısmı aslında Akhisar'ın kendi yerel mevcut durumu üzerinden tasarlanacak, ona dair uygun bir örgütlenme şekli çıkaracak bir şeydir. Biz özellikle zaten bu forumları, meclisleri başlatıp Türkiye Meclisi'ni oluşturmamızın temel nedeni, ana nedeni bu. Yukarıdan aşağı bize sürekli demokrasi temsili anlamda gösterenlere tam tersi doğrudan demokrasinin bütün kanallarını üreterek, kullanarak yapacağımızı söyleyeceğiz. O yüzden nasıl örgütleneceğimize dair birincisi zaten bizim çıkış deklarasyonumuzda var. İkincisi de özel olarak Akhisar'ın yerinde kendi özel koşulları üzerinden, üzümcülük üzerinden, tarımcılık, kadın ya da neyse işte buranın sorunları üzerinden bu meclis kendi önüne koyacağı bir çalışma formatı üzerinden örgütlenecektir diye düşünüyorum.
geldi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü halk meclisi 30 yıllık bir siyasi hayatımda hep bekledim. Şimdi de halk meclisi var burada. Yerel meclisimiz kurduk. Dilerim mahalle ve sokak meclislerimizi oluştururuz. Kısaca bir metin okuyacağım. Haziran'da bize kılavuz olan yıl 2013. Aynı 16-17 Haziran 1970 yılında olduğu gibi İstanbul'dan başlayarak tüm ülkeye sardı. Bir anda çıkageldi, tüm ülkemize ve dünyamıza parmak ısırttı. Barışçıl geçmesini istedik, o anti-emperyalist olmalıyız. Birinci paylaşım savaşlarından 70 milyon Avrupalı asker savaşta katledilmiş. Birileri batası katilleri. Bu yüzden anti-emperyalist olmalıyız. Anti-kapitalist olmalıyız. Dünyadaki tekelci kapitalistlerin Türkiye'den önderlerimiz yok etti Maher'i, İbrahim'i, Deniz'i. 12 Eylül binlerce, yüzlerce devrimciyi yok etti. Gizli kaybettiğimiz 90'lı gençlerimizin acısı daha taze. Bu yüzden anti-faşist olmalıyız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Deli Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Birleşik Haziran Hareketi sonunda partileşmeye doğru mu gidiyor acaba? Birleşik Haziran Hareketi aslında bu en çok tartışılan konulardan biri bu. Sol'da birlik projesi midir? Bir seçim ittifakı mıdır? Bir partileşme arayışı mıdır? Aslında hiçbir değil. Evet, bunları tartışabiliriz. Çünkü bu oluşum içinde hepimiz belli bir gelenekten, belli bir siyasi partiden geliyoruz. Ama bu Birleşik Haziran özü itibariyle sol bir projesini aşan bir noktadadır. İlk önce şunu unutmamak lazım. Bu ülkede zaten mevcut iktidar, meclis ya da siyaset kendi anlamını yitirdiğinde bizim bu noktada bir birliktelik, siyasetin alanına dair bir birliktelik, bir itibar gibi bir niyetimiz ve amacımız yok. Bizim özü itibariyle en temel mevzumuz bugün AKP'nin gericiliği, faşizmi, totaliter rejimi karşısında durdurabilecek. Ondan sonra da gerçekten tam da halk iktidarının kendi nüvelerini, Gezi'de barikatın arkasında paranın olmadığı, dayanışmanın, güvenlik sorunu yaşanmadığı, alternatif yaşamın, hayır başka bir yaşam var denen sloganın var olduğu bir halk iktidarı örnektir. Ama bugün için bizim Birleşik Haziran Hareketi'nin zeminde böyle bir tartışma yok. Özellikle bundan kaçıyoruz. Çünkü zaten bugün siyaset kendi anlamında meşrunu yitirmiştir. Biz yeniden ona meşrunu kazandırma anlamında ilk önce bu forumları hayata geçirmeyi, buradan da gerçekten doğru bir siyaset zemini... Sonra size alalım. Ben soru ondan kopmaması çok normal.
Ama ben burada biraz farklı düşündüğümü söylemek istiyorum. Yani AKP başka yerlerden de besleniyor. Bizim onu da görmemiz lazım. Arkadaşlar, AKP iktidarı yoksulluktan besleniyor. Yoksul kesimlerden besleniyor. Onların ikinci sağlam ayağı varoşlar, gecekondular, yoksul insanlar, çaresiz insanlar. Bir başka ayağı azınlıklardan destekleniyorlar. Kürtlerden buluyorlar, Çerkezlerden buluyorlar. Diğer azınlıklardan buluyorlar. Yani Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan, oradan buradan gelen göçmenlerden. Bunlar kim? Bunlar da yoksul insanlar. Bunlar da gecekondularda kalan, oralarda var olmaya çalışan, büyük kentlere akıp oralarda tutulmaya çalışan kesimler bunlar. Bir başka ayakları ise kadınlar arkadaşlar. Kadınlar. Onların aileleri zincirlemesine birbirlerini bağlayan en önemli faktörlerden biri de kadın örgütlenmeleri. Peki biz neredeyiz? Sol nerede? İlerici demokrat nerede? O büyük büyük emperyalizm, kapitalizm, faşizm diye yaygara yapanlar nerede? Eğer sayıya vursanız inanın %3 yapmaz. Demek bizim öncelikle oturup kendimizi sorgulamamız lazım. Dergilerimizle, gazetelerimizle, televizyonlarımızla kendimizi sorgulamamız lazım. Arkadaşım diyor ki, AKP ancak sokakta yenilir. Doğru, çok doğru. Ama eğer biz sokağa ineceksek, sokağın diliyle konuşmak zorundayız. Eğer sokağın diliyle konuşamazsan, sokaktaki insanla iletişim kuramazsın. Önümüze gelene faşist dersek, o zaman faşiste ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Yani devrimcilik büyük laflarla olmuyor. Bu nedenle geçmişte çok yanlış oldu. Yani Türk solu çok yanlış yaptı. Çok güzel hareketler yaptı. Çok başarılı noktalara geldi. Biz eğer bunlardan ders çıkarmasını bilemezsek çok fazla ileriye gitmemiz mümkün değil. Eğer bu Birleşik Haziran hareketini ileriye taşımak istiyorsak onun başladığı noktadan hareket etmeliyiz. O Taksim Gezi hareketinde kimlerin olduğunu biliyorsunuz. Apolitik insanlar vardı orada arkadaşlar. Orada türbanlısı vardı. Orada esnafı vardı. Orada HDP'lisi vardı, orada TKP'lisi vardı, orada yani hiç politik olmayan insanlar vardı. Orada işini sevenler vardı, orada halkını sevenler vardı. Orada hiç büyük büyük laflar edilmedi. Ama hiç edilmedi. İşte o noktadan hareket etmemiz lazım bizim. Eğer benim söyleyeceğim son şey, sol, ilerici demokrat hareket, bu Birleşik Haziran hareketi başlamadan önce kendini sorgulamalı diye düşünüyorum. Ve dilimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Dergisiyle, televizyonuyla, gazetesiyle, her şeyiyle ama eğer sokaktaki insanı kucaklamak istiyorsak,
Biz sokaktaki insanın dilini öğrenmek zorundayız. Teşekkür ederim.